Günün yorumundan merhabalar. Mehmet Gerçeksi ile birlikte futbol gündemini konuşacağız. Bugün artık Süper Lig heyecanı iyice sarmaya başladı herkesi. Milli takımdan biraz daha uzaklaştık ve artık Süper Lig'e döndük Mehmet abi. Yarın haftanın açılış maçında Denizlispor Bursaspor mücadelesi var. Yeniden konsantre olmak da zor ama evet. Bir yığında gelişme var Bursaspor'da aslına bakılırsa. Önce sakat oyunculardan başlayalım istersen. Sercan yok, Ivankov yok. Ivankov'un durumu son derece ciddi. Şin yok, Yenal yok savunmanın solunda. 4 tane önemli eksik 11'de oynayan futbolculardan 4'ü yok Bursaspor takımında. Nasıl etkiler? Etkilememesi lazım diye düşünüyorum. Eğer Bursaspor hakikaten bu sene kafaya koyduysa, burada işte ilk 3'te, ilk 5'te, 4'te bulunacaksa, hedef buysa etkilememesi lazım. Zaten röportaj yapılan futbolcular da, arkadaşlarımız gitti Denizli'ye biliyorsun takımla birlikte. Orada işte Köfteci Ramiz'te sanıyorum Turgay'la mı bir röportaj var, orada söylemiş. Diğer futbolcular da yani eksikler tamam olabilir ama oynamayan arkadaşlar da şimdi forma şansı geldi. Onlar da her zaman oynayacakmış gibi zaten hazırlar diyorlar. Dolayısıyla herkes üstüne düşeni yapacaktır. Ha, forvette tabii ki sadece Turgay kaldı. Hoca sanıyorum tek forvetle oynayacaktır değil mi? Arkaya bir üçlü belki bir forvet arkası yapar. O şekilde geçirir ama onun dışında yani Bursaspor eğer kendine güzel hedefler bekliyorsa mutlaka yenmek zorunda bu kadroyla. Yavuz'un röportajında senin tespitin var. Yavuz'un özgüveni. Süper. Hakikaten harika. Hakikaten harika. Yavuz'un o bizim televizyondaki röportajında yani heyecanlı mısın diye soruyorlar. Ya taraftarın diyor kafası rahat olsun diyor. Hiç merak etmesinler diyor. En iyi şekilde oynayacağım diyor. Helal olsun. Yani çıkıp 5 de yiyebilir ama o özgüveni gösteriyor orada. Hakikaten o sıra dışı hiçbir futbolcudan yani son yıllarda hep sorarlar işte heyecan vardır. Daha mütevazi konuşur futbolcu. Büyük konuşmaz. Hep zaten işte Türk ulusunun şeyidir o böyle bir lokma bir hırka işte ezik aman fazla çıkış yapmayın falan. Ya ne olur kardeşim adamın özgüveni var ben iyi oynayacağım diye bu kadar. Kötü de oynayabilir ama helal olsun o lafı söylediği için. Evet. En azından taraftarı ben taraftarı mesela seyredince yüreğime su serpildiğini hissediyorum. Ben diyorum bak helal olsun diyorum adama böyle söylüyor güveniyorum yani hiç olmasın. Tabii her kaleci hata yapıyor. Tabii. Şey işte yani 2008 Avrupa Şampiyonası'nda dünyanın en iyi kalecisi. En önemli maçta, en yenmeyecek anda, en yenmeyecek biçimde gol yedi. Yani yiyor her kaleci, gol yiyor. Ben de katılıyorum. O açıdan tebrik ediyorum yani, bravo. Evet, özgüven anlamında hakikaten. Görülen bütün beyanatlar, bunları da taşlara oturttuğun zaman yerine bu maçtan umut şey yapıyorsun kendine, pompalayabiliyorsun. Denizli'den gelen görüntülere de baktık şimdi. Oradaki basın mensubu arkadaşlarımızla yapılan röportajlar da var. Önder Varol, TSD Şube Başkanı orada. Hakikaten Denizli için de önemli bir maç. Evet. Bizim buradan biraz daha hafif onların gibi da artık ne olacağını ama yavaş yavaş belirleyecek bir maç. Yani onların da bir mağlubiyet daha almaları demek artık iyice altlara bayağı sağlam demir atmakla eş anlamlı. Evet. Onun için işte bu milli maç arasında onlar iyi kullandıysa artık bir iyi bir giriş, yeni bir zıplama yapmak isteyeceklerdir. Ama Bursaspor buna müsaade etmezse onların da işi zor. İyi maç olacaktır orada. Güzel keyifli maç olacak. Televizyondan yayını var. Evet. Maç öncesi sonrası yine bizim yayınlarımız zaten dünden itibaren gidiş görüntülerinden itibaren Denizli'deki olup biteni sizlere sunuyoruz. Bursaspor TV'de videoları izliyorsunuz sizler de. Bursaspor açısından son derece önemli bir karşılaşma olduğunu belirtelim. Bu Şin konusunda bir belirsizlik var gibi. Biraz olayın iç yüzü, olayın iç yüzü anlamında değil mi? Evet. Neden olduğu tam. Yani herkes işte para pul falan filan deniyor ama tamamıyla kız meselesi galiba değil mi? Evet maalesef yani. yani genç çocuklar bunlar bak hakikaten değil mi? Kaç? 78 doğumluymuş şimdi. 87'li. Pardon 87. 78 nereden çıktı ya? Futbolu bırakın 78'li adam. yani 20. Gencecik çocuk yani kariyer olarak düşünemiyor yani ben kendime ederim böyle bir şey yaparsam kariyerim alt üst olabilir falan endişesi yok yani gönül bu demek ki yani genç yaşta adamı bir yere götürebiliyor. Evet. Adamı rezil eder rezil eder demek ki kalp öyle. Denen şey. Aynen öyle. Bakalım benim onun iç yüzünü nedir? Yani aldığım duyumlarda araştırmalarımda şu sonuca ulaştık. Şin'in bir kız arkadaşı var. Koreli. O da Koreli. O da Koreli. Bursa'ya geliyor ve Bursa'ya beğenmiyor. Bir ay kalıyor. Bir şekilde bir ay daha kaldır diyor Şin. Yani bir şeyle, şans daha verdik diyor. Şin de kalmak üzere buraya geliyor. Evet. Beraber yaşayacaklar burada. Bursa'yı kesinlikle beğenmiyor hanımefendi.
ve Şin'in de aklını çelerek gidelim buralardan diyor ya da bir şekilde Şin de ağlaya ağlaya gidiyor böyle dramatik bir şekilde. Ama kulübün yasal olarak bütün hakları saklıdır ve Bursaspor Kulübü buradan bir zarar görmeyecektir. Yine araştırmalar sonucu. Ödemeler yapılıyor zaten yabancı futbolculara mecburen yapılıyor. Ama enteresan yani bu kadar gelecek vadeden iyi bir futbolcunun, uyum sağlayan bir futbolcunun Bursaspor'a, Bursa kentine, sevilen bir futbolcunun bu derece kulübü. Yazık oldu tabii yani. Hakikaten yazık oldu. Yazık oldu. Yani şimdi, kendine yazık etti. Artık ne olacak bilmiyorum sayılısı olsun ama orada da bir eksiklik var. Tadayı hep eleştiriyoruz zaten. İşte Sercan Sakat devre ya, arasında... Tadayı çok enteresan bir adam ya. Devre arasında vallahi böyle bir insan şeyler kızıyor. Herhalde. Yani ben kendi payıma mesela Tadayı kızıyorum ya. Evet. Bursa Spor'da gelişmeler böyle. Bu arada milli takıma hemen dönebilir miyim? Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Bu milli takım işte süper... Bir atmosfer geldi geçti. Helal olsun Bursa'ya, herkes tebrik etti Bursa'yı, Bursalıları, Bursa taraftarını. İşte idari mülki erken çok güzel iş yaptı. Onlar tebrikler aldılar. İşte hepsi helal olsun. İşte onların yürüyüşü bile değişti. Bak ne güzel işte falan filan diye. Değil mi? Kiminin bir tek tebrik almayan adam vardı. Kimdi? Kim? Unutulan Levent Kızıl. Evet. Bu maçı Bursa'ya getiren... Ondan sonra Bursa'yı bütün dünya medyasının, dünyanın gözünün önüne sokan tek adam kimdi? Levent Kızıl'dı. Kimileri ya Levent Kızıl nereden aldı bu maçı Bursa'ya be kardeşim dediler. Yani şey mi vardı da sanki böyle getirdi bu maçı, başımız belaya girdi falan. Son derece küçük düşünen, küçük vizyonlu insanların bakış açısıdır. Helal olsun Levent Kızıl'a böyle bir şeyi düşünmüş. Ta o zaman görmüş. Tabii o iyi niyetli olduğu için bir de tekerlenerek de geldi iş. Yani böyle büyüyerek kar topundan da çığa dönüşüp. O kadar güzel bir cuk oturdu ki zamanlama olarak Bursa müthiş. Yani bütün enstrümanlarıyla çok güzel şov yaptı. Cumhurbaşkanları buraya geldi. Bütün dünya medyası buraya geldi. Stadın önünde binlerce televizyonun canlı yayın arabaları. Bugün gazeteleri okuyorum. Milli maç ekonomisi de Bursa'ya 4 milyon TL eski parayla 4 trilyon katkı sağlamış. Bunların tamamı Levent Kızıl'ın bu maçı Bursa'ya aldırmasından dolayıdır. Hakikaten helal olsun Levent Kızıl kardeşime. Onunla bir Bursalı olarak gurur duyduğumu tekrar söylemek istiyorum. Arkadaş olarak, Bursalı olarak, bir kardeşi olarak, gazeteci olarak her şeyle süper, bravo yani. Alnından öpüyorum, yanaklarından öpüyorum onu. Evet, Sayın Vali'nin 3-4 ay önce bir heyet kabul etmiş Sayın Vali. İşte futbolun önemi, Bursaspor'un önemi anlatılmış Sayın Vali'ye. İşte çok da örtüşmüyormuş. İşte çok da anlayamıyormuş yani, öyle diyelim. Ama bu maçtan sonra Bursa'nın reklamının nasıl yapılacağı... Bana gaz verme şimdi. Atıyorsun pası böyle gelişine. Ravaş atıyor ama kalkmayacağım. Yok yok. Hani böyle... Biz gene Levent Kızıl'dan gidelim. Levent Kızıl'dır her şeyin sebebi. Başlatan, start düğmesine basan. Tabii tabii, yok yok. O maçı buraya da veren odur. Evet tabii, bir şey değil hiç mi? Hiç kimse yani, gereğinden fazla üzerine alıp övgüleri kabul etmesin. Bütün övgü sadece Levent Kızıl'ın olmalı bence. Tabii tabii, %100 yok. Başka bir şey İnsanları vizyona çıkarttı. İstanbul kanallarına altyazılar vererek Bursa markasını reklamını yapmaya çalışanlar var biliyorsun, yüksek bütçelerle. Evet. Onu demek istiyorum evet, ben. Evet, yani evet, evet, tabii. Futbol budur. Futbol bir budur. Maç oynarsın 90 evet. dakika, işte 4 trilyon gelirin olur. Bütün dünya ajansları, BBC'si işte arkadaşlarla o gün konuştuk. İstediğin olur. Kadar festival düzenle. İstediğin kadar yaparsan yap. 1000 tane gelemez. Film festivali düzenle evet. bu kadar etki yaratmaz. Bütün dünyada, bütün UEFA'sı, FIFA ülkelerinde hepsinde Bursa kelimesi geçti ve müthiş seyirci desteği konuşuldu. İşte evet, Platini'nin evet. Koray'a verdiği röportajda da aynı şekilde. Bunu demek istiyorum yani. Bazen Levent Kızıl da çok eleştiriliyor. İşte Fenerliymiş, bilmem neymiş. Ya kardeşim, Fenerli olsan olur. Yunan takımı PAOK'u tutsan olur ya. Alnından öpeyim onu. Bursa kendi şehrini vermiş. Kendi şehrine maçı. Evet. Kendi şehrini dünya çapında gündeme getirmiş. Daha ne yapsın yani? Evet. Hala eleştiriyorlar çocuğu. Hakikaten maddi manevi her şeyi yaptı yani. Vallahi daha ne yapsın ya? Evet. Al 4 trilyon ekstra bir maç ekonomisi oluşmuş burada birkaç gün içerisinde. Artık katma değer onun reklamın şu, bu, şeyi. Reklamı bilmem nesi. O ölçülemez bir değer yani. Teşekkür etmek lazım. Ben tabii, bir Bursalı olarak teşekkür ediyorum kendisine. İleri üçlü de uzun uzun konuşuruz. Onu gerekirse telefon bağlantısı da yaparız. Evet. Levent Kızıl'da hakikaten herkesin gönlünde bir kez daha taht kurdu bu hareketiyle. Çok da güzel oldu. Cuk oturdu. Her şey istediğimiz gibi gitti.
İşte teknik direktör konusu var. Henüz kimseyle görüşmedik şeklinde bir açıklaması var bugün federasyonun. Hayırlısıyla bakalım onu da çözerler. Bu hafta birbirinden önemli maçlar var. Kısaca hatırlayalım. Beşiktaş Kasımpaşa ile oynuyor. Yarın cumartesi günü, pazar günü Kayseri, Ankara Gücü, Gençler Birliği, Sivas, İstanbul Belediye, Manisa, Antep, Fenerbahçe, Antalya Spor, Diyarbakır Spor ve Galatasaray, Trabzonspor maçları var. Haftanın bay geçen takımı Eskişehir Spor, Ankara Spor'la maçı var. 3 puan yazılıyor Eskişehir'e. Birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Çok zorlu bir hafta. Bu hafta bakıp da hani banko şu takım kazanır, mutlaka kazanır diyebileceğimiz Beşiktaş dahil kimse yok. Kimse yok. Burada... Ama bizim maç yine çok önemli ya. Her hafta aynı değil önemi mi? Arz ediyor ama şu maçı yine geçersek 3 puanla çok önemli bir virajdır yani. Hı-hı. Süper olacak. Haftaya belediye maçı içeride. Hani beraberlik değil de bir galibiyetle buradan dönebilirsek muhteşem evet. olacak ya. Evet. İçeride haftaya bir de İstanbul Büyükşehir'le devam edersen Hı-hı. süper. Evet. Bir de artık ligin de 9. hafta tabii, geldi, 10. hafta tabii. boyu da kısalıyor yani. Tabii. De ilk yarının yarısı bitmiş yarısı oluyor. Bitmiş oluyor. Orada da çok iyi bir performans sergilenir. İnşallah da güzel, keyifli bir maç olur. Yayıncı kurumda veriyor maçı bütün Türkiye'ye. Yine ama bizim takımımızın oldu. Havası iyi. İşte her gün değil mi onlarla beraber yaşıyoruz, görüyoruz burada birebir. Hakikaten Ertuğrul Hoca ile futbolcuların da morali, havası yani o birlik, bütünlük, dirilik, düzenlik her şey. Dört dörtlük. O açıdan hiçbir endişe yok. İnşallah saha içi gelişmeler de yani enstantane oyunu her an her şey olabiliyor ama inşallah saha içi gelişmeler de yanımızda olur. Fakat bu sene bir şeyimiz var. Şansımız var. Yani Ertuğrul Hoca ile beraber yani kalp temizliği çok önemli ya. Evet. Yani böyle bir rüzgar itiyor seni arkadan. Evet. İnşallah. Mesela geçen sene Sivas'ı, belki sene Sivas'ı ne maçlar adamlar değil mi? Köşelerden, direklerden döndüler. Bu sene Bursaspor'da yaşıyor onları. İnşallah nazar değmez. İnşallah. Tahtaya vuralım. Maşallah diyelim. İnşallah böyle gider. Teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Son yok. Bir şey, onu unutmayalım. Notlarımız arasında var. Sevgili Erkan Öncel'in annesi ya, vefat onu, etti. Evet. Onu kapatırken söyleyelim. Servet teyzemize Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlarına uzun ömür versin. Evet, çok değerli bir... Allah. Değerli insandı hakikaten yani, değil mi? Yani ressamlığı da varmış. Sanatçı yönü vardı. Erkan abi de çok üzüntülüydü. Bugün cenazedeydik de. Allah rahmet eylesin. Tabii, çok, bu mevsim böyle peş peşe geliyor. Benim çevremden de ard arda geldi bu hafta. Üçüncü vefat bu mevsimi hakikaten derlerdi de inanmazdık ama sonbaharda demek ki böyle yaprak dökümü oluyor. Her ölüm zordur ama işte hakikaten zor, konuşmak da zor. Teşekkür ediyoruz Mehmet abi. Günün yorumunu kapatıyoruz. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Mutlu yarınlar.